Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Ankara'da Elmadağ'daki programı esnasında kendisine "Kimileri Kürdistan diyor, rahatsız oluyor musunuz?" sorusunu Kılıçdaroğlu, "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?" diyerek yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu bu sözlerine Kürt siyasi partilerinin yanı sıra sosyal medyadan Kürt aydın ve yazarları da tepki gösterdi. K24'e konuşan Kürdistan Özgürlük Partisi, PAK, Genel Başkanı Mustafa Özçelik, "Bir ülkenin isminden rahatsız olmak, derin bir travmanın dışa vurumu değil midir?" diyerek şunları söyledi. CHP'nin tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak, felsefe ve siyasetinin mimarı ve uygulayıcısı olduğu, Kürt milletinin varlığını yok saydığı, kendi ülkesinde kendisini yönetmesini çok boyutlu siyaset ve uygulamalarla engellediği gerçekliği bir yana, başka bir milletin ülkesinin isminden rahatsız olmayı nasıl tarif edelim? Bu, en hafif boyutuyla insan haklarının çiğnenmesidir. 98 yıllık derin şoven, ötekileştirici, inkar ve asimilasyona dayalı eğitim ve siyasetin vahim boyutlarda dışa vurumudur. Özçelik, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu biz çözeceğiz," diyor. "Helalleşelim," diyor. "Ama şimdi Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum," diyor. Kürdistan gerçekliğinin kabul edilip edilmemesi bir yana, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü sağlayacağız, helalleşeceğiz diyen Sayın Kılıçdaroğlu, "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum," diyerek, söz edilen düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün kendi açısından sınırını da şimdiden belirlemiş olmuyor mu, diye sordu. CHP, Kürdistan bayrağı eşliğinde görüştü. Özçelik, son olarak Kılıçdaroğlu'na CHP heyeti Güney Kürdistan'ı ziyaret etti. CHP heyeti, Sayın Başkan Mesut Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile Kürdistan bayrağı eşliğinde görüştü. 25 Eylül 2017 referandumundan kısa bir süre önce PAK ve adında Kürdistan olan bazı Kürdistani partiler ile şahsiyetler bağımsızlık referandumunu destekleme inisiyatifini oluşturmuşlardı. "Biz inisiyatif olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş ve referanduma destek verilmesini talep etmiştik. Adında Kürdistan olduğu için haklarında kapatma davası açılan partilerin durumunu görüşmek üzere PAK ve PSK heyeti CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kağan Salcı ile CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Bu üç görüşme yapılmasına rağmen, Sayın Kılıçdaroğlu, kimileri Kürdistan diyor, rahatsız oluyor musunuz?" sorusunu, "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?" diyerek yanıtladı, diyerek hatırlatmalarda bulundu. Haritayla Kürdistan'ı soruyorlar. K24'e konuşan Kürt aydın Fuat Önen ise, Kılıçdaroğlu açıklamalarında anormal bir durumun olmadığını ifade etti. Çünkü Kılıçdaroğlu Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Türkiye Cumhuriyeti de Kürt ve Kürdistan'ın hakikatinin ortadan kaldırılması üzerine kurulmuştur. Kılıçdaroğlu Partisi'nin 100 yıl önce kurmuş olduğu sistem, soykırımcı bir sistemdir. Hedefinde, Rum, Ermeni, Laz, Süryani gibi milletleri ve ülkelerini ortadan kaldırmak vardır. Şu an onların karşısında sadece Kürdistan'ın varlığı ve hakikati kalmış. Türk Devleti bütün gücüyle Kürt ve Kürdistan gerçeğini ortadan kaldırmak istiyor. Bugün Kürdistan'ın üç parçasında şiddetli bir savaş yürütüyor. Onun için çok doğaldır bu sistemin kurucusunun Kürdistan'ın varlığından rahatsız olması. Kılıçdaroğlu konuşmasında anormal bir şey yoktur. Anormal olan son aylarda Türk siyasi partilerinin Kürdistan'ın yokluğu üzerinden siyaset yapmasıdır. Meral Akşener'in partisi Devlet Bahçeli'nin partisine diyor, "Hani Kürdistan nerededir?" Kürdistan haritasını çıkartarak AKP'ye "Hani Kürdistan neresidir?" diye soruyor, değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu Kürdistan'ın neyine karşıdır? Kılıçdaroğlu, "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum." açıklamasını Twitter hesabından değerlendiren Kürt siyasetçi Sıtkı Zilan da şunları söyledi. Kılıçdaroğlu kendini ifade etme sorunu vardır. Kendince Türkçü ve ulusalcı seçmene şirin gözükmeye çalışıyor ama bin tane ifade seçeneği arasında tüm Kürtleri rencide edecek ve ayrımcılık ile nefret suçu kapsamına giren Kürdistan'dan rahatsızım sözünü sarf ediyor. Kısa tanımı ile Kürdistan, Kürtlerin ekseriyette olduğu ve asırlardır yaşadığı coğrafyanın ismidir.
tarihi süreç içinde Kürdistan'a dönüşen yerler olduğu gibi, Kürdistan kimliğini yitirmek üzere olan yerler de vardır. Ancak ana hatlarıyla Kürdistan toprakları bellidir. Kılıçdaroğlu Kürdistan'ın neyine karşı olduğunu ifade etmelidir. Kılıçdaroğlu, Kürt ve Kürdistan gerçeğini kabul edip, sonrasında, Türkiye'nin bölünmeden bu sorunu çözme niyetini CHP adına izhar edebilir ki bu makuldür ki bunun da yolu yeni bir sözleşme ve idari, siyasi yapıdır. Ama Kürdistan'dan rahatsız olma pratiği Dersim'de yaşandı. Bir yandan olası erken seçim tartışmaları sürerken bir yandan da CHP'nin Kürt seçmenlere yönelik yeni bir strateji uygulamaya geçirme çabasını değerlendiren Kürtler temkinli. Diyarbakırlı bir Kürt vatandaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek korkudan Kürt olduğunu bile söyleyemiyor. Bu durumda Kürtler için nasıl adım atabilir ki diye konuştu. CHP heyetleri son zamanlarda Kürt illerine daha sık ziyaretlerde bulunuyor ve Kürtlere yönelik parti söylemlerinde de daha ılımlı bir dil kullanılıyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Urfa'da aylardır adliye binası önünde, adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar'ı ziyaret etmiş ardından da Diyarbakır'a gideceğini duyurmuştu. Ancak ziyaret son anda iptal edilmişti. Rudal, Diyarbakır ziyareti son anda iptal edilse de CHP'nin Kürt politikasındaki ılımlı havanın ne anlama geldiğini Diyarbakırlılara sordu. Halkın Rudal mikrofonuna yaptığı değerlendirmeler şöyle. Korkudan Kürt olduğunu bile söyleyemiyor. Bu durumda Kürtler için nasıl adım atabilir ki Kılıçdaroğlu? Kürt değil mi? Ama Kürdüm diyemiyor. CHP'nin şu sıralar Kürt seçmene yakın durması iyidir. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi öyle değil, İyi Parti de öyle değil, ancak Kılıçdaroğlu daha yakın duruyor. Kılıçdaroğlu, eğer iyi davranırsa Allah razı olsun, iyi davranmazsa da Allah razı olmasın. Kürtler hangi katliama uğramışsa hepsinde bunların etkisi var. Bunlarla arkadaş olmak ya da ilişki kurmak aklıma bile gelmiyor. Kılıçdaroğlu iyi şeyler söylüyor. Bir dönem Tayyip Erdoğan da olumlu söylemlerle Kürtlere yaklaşmıştı. Ama onun sonunu gördük. Fakir fukaranın halini, mahalleleri görüyorsunuz.